Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video, pamuk gibi bir kek tarifiyle daha karşınızdayım. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve tarifime geçiyorum. Kekimize başlamadan önce kalıbımızı yağlayıp buzdolabına kaldırıyorum. Kalıbımı yağlamak için bir tatlı kaşığı tereyağı kullanıyorum ve kalıbın her yerine gelecek şekilde fırça ile sürüyorum. Kekinizin kalıptan daha rahat çıkması için kalıbın her yerini yağlamaya dikkat edin lütfen. Dilerseniz margarin ile de yağlayabilirsiniz. Kalıbı yağladıktan sonra buzdolabına kaldıracağız. Sonrasında kekimizi yapmaya başlayacağız. İki farklı kalıba 4 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyorum. Bu kısımda yumurtanın beyazını kullanacağım. Öncelikle beyazını yaklaşık 2-3 dakika kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Köpükler çıkması çok iyi. 1 su bardağı şekerimiz var. 3 eşit parçada ekleyeceğiz. Öncelikle biraz ekleyip 1 dakika kadar çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. İkinci parça şekeri ekliyorum ve 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyorum. Son olarak kalan şekeri de ilave edip birkaç dakika daha çırpıyorum ve gördüğünüz gibi yoğun kıvamlı krema gibi oldu. Bu yöntem kekinizin pamuk gibi olmasını sağlayacak. Ardından 4 yumurta sarısını da ekleyip mikserle 30 saniye daha karıştırıyorum. 1 çay bardağı ılık su, 1 su bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekleyip sıvı malzemelerimi mikserle 1-2 dakika daha çırpıyorum. Bu tarifte süt kullanmıyoruz. Onun yerine yoğurt kullanıyoruz. Bu bölümden sonra mikser kullanmayacağım. Kekinizin daha hacimli, daha yumuşak olması için ununuzu da eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Aradaki farkı sizler de göreceksiniz. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 derecede çalıştırıyorum. Ben kek harcımı tamamlayana kadar o da ısınmış olacaktır. 2,5 su bardağı unu eleyerek karışımın üzerine ekliyorum. 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Sizler de ununuzu eklerken biraz kontrollü ekleyin. Çünkü kullandığınız yumurtanın boyutu bile un miktarını etkileyecektir. 2,5-3 su bardağı arası yeterli olacaktır. Kıvamını videonun devamında tekrar izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisindeki un topaklarını spatula yardımıyla gideriyorum. Limon kabuğu rendelemiştim. Son olarak evde yoksa eklemeyebilirsiniz ama varsa bir tatlı kaşığı toz zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal hem kekinizin mükemmel bir renk hem de güzel, tanıdık bir lezzet katacak. Spatula ile de güzelce karıştırıyorum ve kek harcımı tamamlıyorum. Küçük bir detay vermek istiyorum. Limonu rendelerken yalnız sarı kısımlarını rendelemeye özen gösterin. Beyaz kısımları kekinize acılık katacaktır. Sadece sarı kısmı rendelemeniz yeterli. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Buzdolabında beklettiğim kek kalıbını hazırlamış olduğum harcı döküyorum. Tarifte kullandığım tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Karışımın tamamını kek kalıbına aldım. İçindeki kabarcıkların çıkması için birkaç kez masaya vuruyorum. Alt üst ayarda ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum benim fırınımda 35 dakikada pişti fakat bu süre sizin fırın modelinize göre değişebilir. Son 10 dakika gözlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Fırından çıktıktan sonra 15 dakika ilk sıcağının gitmesini bekledim ve servis tabağını ters çevirdim. Gördüğünüz gibi kalıba yapışan hiçbir bölüm yok. Kalıp tertemiz. Desenlerinden de bunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde yağlamanız gerçekten çok önemli. Kokusu gerçekten çok güzel hem limonlu hem zerdeçallı, dokusu da yumuşacık. Umarım siz de dener ve tariften memnun kalırsınız. Yorumlarınız kanalıma destek olmak ve videonun daha çok kişiye ulaşması için çok değerli. Denerseniz lütfen görüşünüzü yorum kısmında paylaşın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için abone butonunun yanındaki zil işaretini yani bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.